Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Kerem Kan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Bugün günlerden 12. ayın 4'ü. Bu benim kır serüvenim halen devam ediyor. Halen kırdayım, bayırdayım, çöldeyim. Bir an önce kar yaksaydı da biraz evde istirahat etseydik yani şimdi. İstirahati biraz hak ettim, biraz ev işleri falan olur. Ev işlerini çekerdim. İşte koyun yemleme falan olurdu. Ondan sonra tavuk yemleme, bir şeyler yapardık yani, bir günlük ev işlerini yapardık. Vallahi onun için bu sene herhalde geçen sene gibi yağmur olmayacak. Yağmur diyorum, kar yani barf olmayacak. Vallahi nizam, vallahi bugün 12. ayın 4'ü olduğu halde halen kırdayım. Bakalım, bakalım Mevlam ne eyler, biliyorsunuz ne eylerse de her zaman Rabbimin işi güzeldir, güzel eyler. Vermiyorsa kar, vermiyorsa rahmet, demek ki sorun bizdedir. Demek ki sorun bizdedir. Merhametin olmadığı yerde rahmet olmaz arkadaşlar. Merhametin olmadığı yerde rahmet olmaz. Onun için rahmetin olmadığı yerde de bolluk bereket olmaz. Ufak tefek yani biraz yağmurlar falan güzel yağdı yani az. Ama biliyorsunuz kış ayı geldiği için artık bizim şey yapmamız lazım yani artık yani içeride olmamız lazım, evde olmamız lazım. 12. ayın 4'ü ama hal hazır bir şey yok. Yine mısır tarlasına gidiyorum bazen arkadaşlar, şey yapıyorum bazen, dağa gidiyorum yani kıraca gidiyorum, bazen böyle mısıra geliyorum, koyunla ağzının tadını değiştiriyorum yani sürekli bir şey yemesin diye. Bugün de Mısır'a gidiyorum. Bakalım Mısır'da ne olacak, ne bitecek bilmiyorum. Devam ediyorum. Yürüyorum dikenlerin üstünde, üstünde. Yani aslında iyi de oluyor şimdi en azından. Kışın çamur batak şu anda yok. Oyun halen yayılım yani. Bizim için bir yem bir yemdir. Yani en azından bir yem vermezsen bir yem vermezsin. Onun için devam ediyorum bakalım. Yalnız hava bugün biraz iyi de diyelim, iyi değil de diyelim. Yani ikisi bir arada. Hem bulut var, hem hafif ayaz var. Biliyorsunuz sonuçta kıştayız yani normalde şu anda tam kıştayız. Ama kara gitmeye devam ediyoruz. Devam bu şekil havalar devam ederse kara gitmeye de devam edeceğiz. Vallahi ne zaman muhabbet be inşallah. Telefon sallanma, sallanma. Meşek biraz ağır olur. Biraz ağır ol. Çüş! Çüş! Mayı açıyor la, tıfır la. Şşş, yavaş ol. Sonra milletin telefonu, televizyonunda görüntüler sallantılı oluyor. Yavaş ol. Yavaş ol oğlum, yavaş ol, yavaş. Böyle ağır tempoda. Sakin ol. Sakin ol oğlum, sakin ol. Sakin ol. Ne olacak? Vay 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 vay. Şu anda mısır tarlasına geçiş yapmak üzereyiz. Bir köyden birisi de sığırları salmış. Bu soğukta sığır salmış. Halbuki sığır bence günahtır yani, soğuktur. İneklerde koyunlar kadar tüy olmadığı için. Biraz sakin ol lan. Magi ne kadar şar lan. Şş. Eğer nereye gideceksin? Neyse arkadaşlar. Mecburen yine öğlen yemeğinde beraber görüşeceğiz. Kendinize şimdilik iyi bakın. Arkadaşlar videoyu çekerken değneği heybeye koydum. Şimdi değneği düşürdüm. Vallahi değneği arıyorum. Değneği bulur muyum, bulmaz mıyım? Tam video başladığım yere bakmam lazım.
Değneği nerede düşürdüm? Bu arada değil. Ya koyun aldı başını. Gitti vallahi. Koyun gitti. Şimdi koyunun gitmesi, koyun gitsin. Ben atı elime almışım, atla geliyorum. Bizim eşek de beni takip ediyor kardeşim ya. Benim intiharım da bizim eşekle. Hem değneği şeyin heybesine koydum. Kaybetmeyeyim dedim. Hem de değneği bulamadım. Buralardan geldim. Videoyu ilk başladığım yer buralarıydı herhalde de. Allah'ınız amiş Allah bulurum de. Değneği bulamazsak olmaz. Günü değneksiz geçiremem ben. Bir çobanın olmazsa olmazı değneğidir. Allah Allah ya. Değnek nerede ya? Tam olarak nerede? Koyunu var ya, yemin ederim. Ata yavrusunu çağırıyor. Gelecek, o gelecek de. Benim değnek nereye düştü ya? Vallahi değneği bulu. Ya tam buradan geldin. Değneği nerede düşürdün bilemiyorum. Faşı ve emel var. Ora la çoma tüzü ne? Bak fırı fırı ora şıva ma ha şıva. Arkadaşlar değneği buldum. Vallahi buldum. Değnek burada arkadaşlar. Koyundan 200-300 metre ileride eşeğin heybesinden düşmüş arkadaşlar. Değneğim burada. Değnek burada. Oh be. Vallahi buldum la. Arkadaşlar değneksiz olur mu dağda bayırda? Şimdi koyunların yanına gideceğim. Bak arkadaşlar, işte benim çilem böyle. Ben koyunlar ta benden şu anda belki 500-600 metre ilerideler. Neyse ata biner. 2 dakikada yetişirim de. Şimdi bak. Beni izlemeye. Hadi neyse tamam, tay gelmiş. Annesi burada, annesini takip ediyor. La bu neyi takip ediyor bu? Bu benim yaramaz eşek var ya. Bu neyi takip ediyor? Benim bugün intihanım bizim eşekle. Tabii hadi bu gelmiş neyse. Bu annesini takip etmiş gelmiş. La tot içi magoyur onu. Küçük. Valla işte böyle ha. Eşekle uğraş. Atla uğraş. Koyun gitti ya, eşek de ben geri geldim diye. O da beni takip etti geldi. Şimdi ben bu sefer bunların arkasından bunları kovalaya koyunları yetiştireceğim. Koyun da ta valla çok uzak gitti. Nasıl yetişeceğim bilemiyorum. Eşek olmasa daha hızlı gider. Şimdi eşek kalkmış. O zaman buraya kadar gelmişken sen bilirsin, ben de sana binerim. Senin cezanda ben de sana binerim. Madem öyle işte böyle. Ben seni koyunların yanında bıraktım. Niye geri dönü geliyorsun? Geri zekalı eşek. Şu pancayı şöyle şuraya takayım. Koyunların yanına gideceğim. Tabii arkadaşlar koyunların yanında görüşürüz. Arkadaşlar koyunlar bayağı uzağa gitti. Ben de koyunlara yetişmek için biraz atla koşmaya çalışıyorum. Eşek bugün beni bayağı yordu. Hıç! At üzerinde eşekle uğraşıyorum. Eşek olmasaydı ben şu an 2 dakikaya orada, ya ne 2 dakikası? 15-20 saniye içerisinde oradaydım. İşte bir de şu bizim çobana yardım edeyim. Sığırlar gidiyor. Çevireyim. Yardım edeyim, ona da yardım edeyim. Çoban Afganlı 14 yaşında bir çocuk. Koyun neyse, koyun görüyor. Karşıda koyun, rahat köpekler yanında. Hazır oradayken şu adamın, şuna da yardım edeyim. İnekler de süreyim. Gelsin, bırakayım mı? Bunlar senin değil. Ha tamam. Tamam bırakayım canım benim diyor. İnekler zaten bu tarafa gelecek. Benim koyunlar hep bu tarafa geldiğinde böyle çevir, tamam.
Sen biliyorsun ben seni çok severim. Öğlen yanıma gel, yemek yiyelim ha. Öğlen yemek yanıma gel, yemek yiyelim. Konuşmaya daldım ya, şey unuttum. Hem de bugün eşekle uğraşmam icap ediyor. Bunu ben 2 aydır falan kara getiriyorum, alıştırıyorum. Koyuna alıştı da daha halen böyle şeylik peşinde. Nasıl diyeyim? Tertlik peşinde yani, şımarık. Böyle oynuyor, çırtık pırtık takla yani tekme hep atıyor. Manevi biz de şey yapmış arkadaşlar. Valla dün bak dün şu tarafa gittim, keşke video çekseydim, çekemedim. Dün 2 tane kurt gördük. Tabii ben değil, benim yanıma bir arkadaşım gelmişti, o da ava çıktı. Beni aradı Kerem dedi, kurt var dikkat et dedi. Tamam dedim. Yani onun için 2 tane kurt dün vardı. Tabii artık biliyorsunuz yani kışın kurtların olma zamanı doğrudur yani. Tam kurtların olma zamanı. Bir de adam inek salmış bu soğukta. Yazıktır bence. Ya bizim bu eşek hadi ya Rabbim hava karayım denemiş gezeceğim lan. İşte böyle arkadaşlar. Eşek böyle yani. Eşek ineği takip ediyor. Çocuk! Siktir bari. Sinirim romak. Git tersi ola. Rutada zaten kırman şovam gerekir. Zaten değneği düşürdün. Arkadaşlar bu da bunlar da inekler, sığırlar hepsi şeyden de korkuyorlar. Çüç! Lan o da aksine ineklerin yanına gidiyorlar. Lan ne kadar ters bir eşek. Lan senin belanı verecek yoksa ben vereceğim ha. Vallahi sen beni çok denetiriyorsun ha. Biraz devam et. Sıktır bari. Çüç! Hadi ya Rabbim ha. Vallahi emre karakini yürü sada. Sada sada hop karara uğraşmıştım ha. Çüç! Arkadaşlar koyunlar tam ileride. Tarlanın tam başında. Yani bu tarlanın başında koyunlar var. Koyunları geçtim. Eşekle uğraşıyorum yani. Koyunları bıraktım. Eşekle uğraşıyorum. Tadı sana. Çüçüç! La yarım tarikü! Hadi ya Rabbim ha! Allah Allah Allah. Bir de eşeklere dövmeyin. Yazıktır. Ben de dövmüyorum. Yazıktır. Günahtır diyorum yani. Dövmüyorum aslında da. Yani dövmüyorum. Bazen dövesim de geliyor ha. Ne kadar tert lo. La da ara ara. La yarım şu tüyü ve tarih. İnşallah ki tüyü. Kolleyi gran altı var. Çüç. Demek ki ben de bugün benim sınavım eşekle. Eşekle sınanıyorum yani. Ben zaten gitti. Koyuna yaklaştım da. Hep eşek ters tarafa gidiyor arkadaşlar. Koyunlar şu tarafta, eşek bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi telefonda çektiğim için çeviremiyorum. Öyle işte öyle. Neyse. Şu koyunların yanında görüşürüz. Arkadaşlar. Öğle yemeğinde. Şey var. Etli kemik yani öyle. Kemik var ha. Yani etli. Şimdi kemik memik diyorum. Yalnız alamayın. Yağa bak abi hep yağ bak. Bu hep yağ ha. Kendi orijinal yağı. Öyle. Bu yağ hep erisin. Ben bu yağı hep yiyeceğim. Bu bir yağı. Vay kuzu yok. Yani bizim bir tane şey vardı ya, bir tane toklu vardı, delibaş oldu. Biraz tereleli oldu. Yağla suyu birbirine karıştırdı. Onun için babam da onu dün kesti. Kavurma falan yaptılar, evde yedik. Bugün de o abi yağa bak hep üstüne çıktı bakın bu hep yağa. Bunu yiyeceğim abi. Ben bu enerjiyi hep nerede buluyorum? Hep böyle yağlardan, doğal kaynaklardan.
Vay 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 vay. Şu üçü de erisin. Aman ya erisin. Eridi de ayağın, Kerem'e afiyet olsun. Aman eridi de ayağın, ah Kerem'e de afiyet olsun. Nuşi Combe, Nuşi Combe. Vay vay vay. Arkadaşlar görüyorsunuz kendi tekrar yağdan resmen kendi kendine tekrar şey olmaya başladı. Kaynıyor böyle bakın. Vay vay vay. Bırak! Hey! Hey! Bakın burada arkadaşlar. Vay vay vay. Kaynağı 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 abi tekrardan en azından hem şey olur. Abi yağa bakın yağa yağa. Vallahi yağa bakın ha. Oo, böyle dökürsün. Yiyeceksin abi. Yemezsen ölürsün ölürsün. Bu korona morona nedir? Yersen sen bu yağı yersen. Kemik bir çekil. Sen bu yağı yersen korona sana yaklaşır mı? Bir bak. Hani kalp krizi map krizi de gelmez. Bir şey gelme bu hep doğal. Bu hep koyunun doğal kendi şeyi. Oh 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 yağa bakın nasıl kaynıyor arkadaşlar. Kendi orijinal yağı. Hatta tekrar içinden böyle sanki yağında kendi yağında tekrar oluyor. Ol 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 ol. Oh. Eti güzelce ısıttım yine. Yağında kendi yağında yine böyle ısındı. Hem kaynadı da. Tamam arkadaşlar. Şimdi de yeme vakti. Arkadaşlar. Yemeye başladık. Hayırlısıyla inşallah. Burke pişto. Bu arada çay da oldu. Evdekiler eti koydular, soğan koymamışlar. Çayı da demleyeyim. Oh oh oh. Tüpü söndüreyim. Çayı korumaya alayım. Soğumasın. Hava bak arkamda hava nasıl olduğunu görüyorsunuz. Sonuçta 12. ayın 4'ündeyiz. Arkadaşlar size yağı nasıl göstereyim ya dökülür. Bak şöyle hafiften dökeyim görün. Bakın. Gördünüz mü? Kaşığı böyle yağa daldırıp yiyorum. İşte bizi böyle sıcak, soğukta sıcak tutan ne? Yağıdır. Ben de böyle yağı depoluyorum. Kışı kullanıyorum. Yani kışı kullanıyorum derken yanlış anlamayın. Şey olarak diyorum yani üşümeme konusunda bak elleri açtım. Sıcak ceketi çıkardım. Yanında pizav yok. Soğan.
Araba geçiyor, köpekler arabaya koşuyor. Yağı etten güzel. Yağ var ya, yağı böyle kaşıkla yiyorum, etten güzel, etten. Ulan! Hüvet! Hav! Lan dur, dur bir yemek yiyorum. Sen yemek yemedin mi? Sırada bende. Kastı fırtına uç yerini mi? Sen yiyeceksin onu kabukum. Yemek videosu 4 dakika. Neyse. Ben yemeğimi yiyeyim. Yalnız abi şu yağ var ya, şu yağ beni yedi yedi. Yemesem olmayacak. Orbuna tam yok yok valla. Abi tokulunun yağı, yağ zaten doğal şey, organik, biliyor musun? O yani kesin kuyruk yağıdır. Ama o tadı bir başka. Üstüne de et yiyeceksin. Lan ya biraz donmaya başladı. Ağzında biraz fazla yalanmaya başladı. Havanın soğukluğundan ya donmaya başladı. Ne olmazsa yine tüpün üzerinde biraz daha ısıtır yerim. Abi ola eti yeme, eti yeme, yağı ye. Neyse arkadaşlar, benim yemek videom biliyorsunuz 7 saat, 7 dakika, 8 dakika süre, onun için kısa çektim. Ben bu yağı bitireyim, çayda görüşürüz. Evet arkadaşlar, çay zamanı geldi. Yemeği yedim. O yağı hepsini yemesem de %50'sini yedim yani. Bak, %50 yağını yedim yani. Bir şöyle bayağı bir kaşık attım. Ama şimdi daha sonra bende tansiyon yok da belli de olmaz yani, sonuçta can taşıyoruz ki zaten bana bir şey olmaz, ben onu iyi biliyorum. Şeker nerede? Vallahi ben yemeği yağlı severim. Çayı şekerli yerim. Yani ben hiç beyazlardan kaçmıyorum, hani doktor diyorlar ya. Ulan! Şşt! Ulan! Düze! Hani doktorlar der ya, üç beyazdan kaçın, undan, şekerden, tuzdan, başka ne vardı yani, üç müydü? He, un, şeker, tuz, bunlarda kaçın diyorlar ya. Valla kaçar tane ölürsünüz. Kaçmayın, yiyin abi. Meske meske. Siz gördünüz değil mi yağı nasıl kaşık kaşık yiyordum? Ya gerçekten. Yani abi doğal yağ, şimdi bu böyle şey değil. Bu normal şey değil. Bu normal bizim dün kestiğimiz tokulunun, yani tokulu dediysem ben cover, kırmancız bir cover diyeyim bu. Onun kuyruk yağı, biliyor musunuz? Kuyruk yağı şey olur, çok vitamin olur yani. Hayvanın yediği her ottan vitamin oraya gider yani. Proteini, vitamini, şifası hep oraya gider. Eğer ki kuyruk yağı yerseniz, gerçekten kuyruk yağı çok sağlıklıymış, çok çok sağlıklı. Siz de gördünüz, ben de kaşık kaşık yedim vallahi yani, de bakın ben yerim. Çay da şekerli. Oh oh oh. Ulan! Oyun da durmamaya başladı abi. Bakın. Koyun da rahat durmamaya başladı. Ulan!
İyi ki ben yemeği zamanında yedim. İşte telefon tutacağım yok abi. Eksik malzemelerim var. Ondan telefonu şöyle çekerdi çıkarmışım, çekerdi şöyle toparlayıp bir şey haline getirerek telefonu böyle ayarlamaya çalışmışım. Yalnız dişler hep etraflar hep et girdi. Artık onlar daha sonra böyle temizlerim. Hadi lan! Kutuysa! Kurbanı 42 hakim o! Hıyyyyy! Bakak ya! Abi şu konuları bir çevireyim. Geliyorum. Yağmur başladı. Yağmurdan kapanışı yapamadım. Ancak eve yeni geldim. Üstüm başım falan ıslandı. Bir üst başımı falan değiştirdim. Bir de güzel bir çay içeceğim şu an sıcakta sobada. Arkada sobada yani bu da benim kızım Elif. Şimdi çay içeceğim şimdi. Ondan sonra yani hazır buradaki bir kapanışı yapayım dedim. Onun için arkadaşlar güzel bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür güzel videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni kısmına beğeni atın. Yorum ve de görüşlerinizi yazın. Burada beni izleyen bütün takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Ahmet Özdemir abime de buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sürekli takipçimdir. Yorumları yazar, görüşlerini yazar, fikrini söyler. Bazen özelden de arar konuşuruz. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Ahmet Özdemir abim, seviliyorsun. Şimdilik görüşürüz.